Merhaba arkadaşlar. Tahmin ve kontrol stratejisi test bir sorularının çözümleriyle birlikteyiz. İlk örneğimizle başlayalım. Bir keman kursunda yaşları 5, 7, 10, 13 ve 17 olan 5 öğrencimiz var. Bu 5 öğrenci içerisinden 3 öğrenci seçilip koro çalışması için grup oluşturulacak. Seçilen öğrenciler arasındaki yaş farkının en az 3, en fazla 8 olması isteniyor. Buna göre kaç farklı koro ekibi oluşturulabilir diye soruluyor arkadaşlar. Verilen yaşlardaki öğrenci yaşlarını yazalım arkadaşlar. 5, 7, 10, 13, 17. Şimdi tahmin ve kontrol stratejisini uyguluyorum. 5 yaşındaki öğrenciyi seçtiğimi varsayıyorum. 7'yi seçemem arkadaşlar. 7 yaşındaki öğrenciyi seçemem çünkü en az yaş farkının 3 olmasını isteniyor. Bu ikisi arasındaki yaş farkı 2. 10'u seçebilirim. 13'ü seçebilirim. Yine 17'yi seçemem arkadaşlar. Uygun 2 kişi var. Zaten 3 kişilik ekip tamamlanmış oluyor. Benzer şekilde 7 yaşındaki öğrenciyi seçtiğimde 5'i seçemeyecektim. Az önce o karşılaştırmayı yapmıştık. 10'u seçebilirim. 13'ü seçebilirim. Bu da farklı bir grup olmuş oluyor arkadaşlar. 17'yi seçemem bu arada. 7'yi seçtiğimde çünkü aradaki yaş farkı 10 olacaktır. 8'i geçiyor. En fazla 8 olması isteniyor. Benzer şekilde 10 yaşındaki öğrenciyi seçtiğimizde 13 ve 17'yi seçebilirim. Aradaki yaş farkı 7, aradaki yaş farkı 3 olacak şekilde. Şimdi 13'ü seçtiğimde geriye dönük 10 ve 17'yi tekrar alacağım için aynı gruplar oluşacaktır. Veya 17'yi ele aldığınızda 13 ve 10'u seçebileceğiniz için bu grupla aynı grup olacaktır. Dolayısıyla birbirinden farklı 3 grubumuz var. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 5 birim karelerden oluşturulmuş şekiller var arkadaşlar. Bunların sayılarına ilişkin bilgiler verilmiş. 1 birimlikten 1 adet var. 2 birim kareden oluşan şekilden 2 adet. 3 birim kareden oluşan şekilden 3 adet. 4 adet ve 5 adet var arkadaşlar. Zeynep her bir kareli tipinden en az bir tane kullandığına göre oluşturduğu motifteki toplam kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz deniyor. Zeynep bunlardan belli sayıda birleştirerek bir motif elde edecek. Motifteki birim kare sayısı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor arkadaşlar. Şeklimizin benzerini yan tarafa alıyorum. Şimdi bunların sayılarına ilişkin değişkenler verelim. Bir birim kareden bir tane var. En az bir tane kullanmak zorunda. Dolayısıyla bundan zaten bir tane kullanacaktır bir birimlikten. 2 birimlikten x tane diyelim. 3 birimlikten y tane. Z tane. Yine t tane kullanmış olsun. Şimdi kullanılan toplam birim kare sayısını denklemle ifade ediyorum. 1 çarpı 1 artı 2x yani 2 birimlikten x tane kullanırsam 2x tane birim kare olur. 2x, 3y, 4z, son olarak 5t arkadaşlar. Burada arkadaşlar şıklardan hangisi olamaz diye sorulduğunda şıklardan gidelim. Önce en büyük değere bakalım. Şimdi ben tüm motifleri kullanırsam, tüm şekilleri kullanırsam pardon, motifimde kaç tane birim kare olur ona bakalım. Yani 5 birimliğin tamamını kullanıyorum. 5'ini de kullanıyorum. 4 birimliğin tamamını kullanıyorum. Bu şekilde yazdığımda arkadaşlar buradan 25, şurada 16, 9, 4, 1 tane birim kare olacaktır. Topluyorum. 25, 41, 50, 54, 55 tane. Yani 55 tane birim kare olmuş olur. Seçeneklere bakıyorum. 52 var. 55'ten 3 eksik. Dolayısıyla 3 birimlik şekilden ben 3 tane yerine 2 tane kullanırsam arkadaşlar, burada 2 tane kullanırsam toplam birim kare sayısı 52'ye düşecektir. Yani A seçeneği olabilir. Benzer şekilde diğer seçenekleri irdeleyebilirsiniz tahmin ve kontrolde bulunarak. Ben E seçeneğine bakmak istiyorum. En küçük değerinde ise arkadaşlar 1 çarpı 1, 2x artı 3y artı 4z artı 5t denkleminde her birine bir değerini veriyorum. Yani bir tane kullandığımızı düşünelim. Pardon. 4 birimlikten bir tane, bir tane, bir tane. Zaten bir birimlikten bir tane kullanmak zorundayım. Dolayısıyla toplam kullanılan birim kare sayısı 5, 4, 3,
2, 1 olacaktır. Bu sayıların toplamı ise 9, 12, 14, 15 olacaktır arkadaşlar. Şimdi 16 yapmak için bir tane daha bir birimli kareye ihtiyacım var ama kullanamam. Çünkü bir birimlikten zaten bir tane var arkadaşlar. İki birimlikte artış yaptığımda ise 17'ye çıkacaktır. Dolayısıyla doğru cevabı bulmuş olduk. Toplam kullanılan birim kare sayısı 16 olamaz arkadaşlar. Doğru cevabımız E seçeneğidir. Süper üçgen tanımlaması yapılmış arkadaşlar. Verilen 6 sayı üçgendeki boşluklara her satırda sayılar eşit olacak şekilde yerleştirildiğinde elde edilen üçgenin süper üçgen olduğu söyleniyor. Verilen örnekte ilk satırda 5 var. İkinci satırda 4 ve 1 var, topluyorum 5. Üçüncü satırda 2, 0, 3 var, topluyorum 5. Dolayısıyla bu bir süper üçgendir deniyor. Buna benzer olarak eksi 2, eksi 1, 0, 1, 2, 3 sayılarıyla bir süper üçgen oluşturulacak arkadaşlar. Bu üçgende kırmızı renkte gösterilen 3 bölgedeki sayıların toplamı aşağıdakilerden hangisi olamaz diye soruluyor. Tahmin ve kontrolde bulunmadan önce bir mantık yürütelim arkadaşlar. İlk satırdaki sayı A olsun. İkinci satırdaki sayıların toplamı A olmalı. Üçüncü satırdaki sayıların toplamı A olmalı. Dolayısıyla bunların tamamının toplamı şu 6 sayının toplamına eşittir. Yani 3A sayıların toplamı da arkadaşlar eksi 2 artı 2 gidecek. Eksi 1 artı 1 gidecek. 3 0 da 3 olacak arkadaşlar. Buradan A1 bulunur. Dolayısıyla şeklimizin bir benzerini alıyorum. En üste gelmesi gereken sayıyı bulduk. Yani 1 burada olmalı arkadaşlar. 1'i kullandık. 0'ı da aşağıda kullanmışız. Onu da siliyorum. Şimdi kalan sayılarla toplamı 1 olacak şekilde buraya yerleştirmeye çalışalım. 2 ile eksi 1'i kullanabilirim burada. Aşağıya o zaman 3 ve eksi 2 kalacak. Yine toplamı 1 olacak. Sağlanır. Yazalım hemen. 2 eksi 1. 2 ile eksi 1'i kullandım. 3 ve eksi 2'yi de aşağıda kullanıyorum. 3 eksi 2 diyorum arkadaşlar. Sayılarımın yer aldığı satırları belirledim. Şimdi toplamlara bakalım. Kırmızı hücredeki sayıları topluyorum. 1 eksi 1 eksi 2 daha eksi 2. Yani A seçeneği olabilir arkadaşlar. Toplamı eksi 2 olabilir. Eksi 1 ile 2'yi yer değiştirdiğimde arkadaşlar 1 2 daha 3 eksi 2 daha artı 1 olacaktır. Bu da oluyor arkadaşlar. 3 ile eksi 2'yi yer değiştirdiğimde arkadaşlar 1 eksi 1 daha 0 3 daha 3 olacaktır. 3 de olabiliyor. Hem bunu hem bunu yer değiştirelim. Sağ tarafta yer alan sayılar 1, 2 ve 3 olacaktır. 3, 2 daha 5, 1 daha 6 olacaktır arkadaşlar. Dolayısıyla arkadaşlar doğru cevabımız B seçeneğidir. Yani burada yer alan sayıların toplamı eksi 1 olamaz. Diğer kontroller de yapılabilir. Yani 3 ve eksi 2'nin yukarıda olduğu, 2 ve 1'in eksi 1'in aşağıda olduğu durumlarda yine incelendiğinde arkadaşlar eksi 1 değerini bulamadığımız gözükür. Doğru cevabımız B seçeneğidir. Bir şirkette çalışanların her birinin 2, 4, 5 veya 6 farklı bankada hesabı vardır deniyor. Bunlara ilişkin bilgiler verilmiş. Buna göre şirkette 2 bankada hesabı olan çalışan sayısı aşağıdakilerden hangisi olabilir diye soruluyor. 2 farklı bankada hesabı olanlar var. 4 farklı bankada hesabı olanlar var. 5 ve 6 var arkadaşlar. Bunlarla ilgili verileri işleyelim. Çalışanların %25'in 2 bankada hesabı var. Yani burada %25'lik bir kişi sayısı var. 6 bankada hesabı olan çalışan sayısı 5 bankada hesabı olanların 3 katıdır. Yani 5 bankada hesabı olan kişi sayısı K ise arkadaşlar 6 bankada hesabı olan kişi sayısı 3K olmalıdır. 4 bankada hesabı olan 5 kişi vardır deniyor. 2 bankada hesabı olan kişi sayısı da M olarak yazalım arkadaşlar. Değişken verelim ona da. Buradan bir verimiz daha vardı. İlk veriyi de dikkate alalım. Çalışanların %25'i yani 1/4 biri iki bankada hesabı vardır deniyor. Yani bu sayıların toplamının 1/4 biri yine M'ye eşit olacak. O eşitliği de yazalım. M eşittir 4K artı M artı 5. Yani tüm çalışanların %25'i yani 1/4 biri iki bankada hesabı var. Yani M sayısına eşit. Bu eşitlikte arkadaşlar K'yı yalnız bırakmaya çalışalım. K burada bir tam sayı olmalı. Oradan yola çıkarak soruyu çözmeye çalışacağız. Eşitliğin her iki tarafını 4 ile çarpalım. 4M eşittir 4K artı M artı 5. M'yi karşıya alıyorum. 3M
5'i de alalım. 3m-5 eşittir 4k olacak. Her iki tarafı 4'e bölüyorum. K eşittir 3m-5 bölü 4 olacaktır arkadaşlar. Şimdi seçeneklerden yola çıkarak zaten aşağıdakilerden hangisi olabilir deniyor. Tahmin ve kontrolümüzü gerçekleştirelim. Şimdi 28 verdiğimde arkadaşlar M'ye, yani iki bankada hesabı olan kişi sayısına 3 kere 28 84 olacaktır. 5 çıkar. 79 4'e bölünmez arkadaşlar. Burada 5 bankada olan kişi sayısı K olduğundan K1 tam sayı olmalı arkadaşlar. K tam sayı olacak şekilde seçenekleri irdelemem lazım. A seçeneği olmuyor. 29'a bakalım. 3 kere 29 87. 5 çıkar. 82. 82 4'e tam bölünmüyor arkadaşlar. Bu da olmayacaktır. 30'u deneyelim. 3 kere 30 90. 5 çıkar. 85 yine bölünmüyor arkadaşlar. 31'i deniyorum. 3 kere 31 93. 5 çıkardığımda 88. 88 4'e bölünür. K 22 olur arkadaşlar o zaman. Yani 22, 66, 5 ve 31 oluyor. Dolayısıyla doğru cevabımız D seçeneğidir arkadaşlar. Bir tablette girilen şifrelerde çeşitli ipuçları alınıyor. Örneğin 879 sayısı girildiğinde bir sayı doğru ancak yeri yanlış şeklinde ipucu alınıyor. Yani bu rakamlardan biri doğru ancak yeri yanlış. Bulunduğu basamak konumu yanlış şekilde ipucu alınıyor. Bu şekilde 5 tane denemenin ardından Türker Bey 6. denemede şifreyi buluyor. Buna göre şifrenin kaç olduğu soruluyor özetle arkadaşlar. İpuçlarımızı yan tarafa alalım. Şimdi tahmin ve kontrolde bulunmaya çalışalım. Burada 9'lar ortak, onu görüyorum. Şimdi 9'un olmadığını varsayalım. Yani 9'un şifremizin içerisinde olmayan bir rakam olduğunu varsayalım. Burada iki sayı doğru ancak yerleri yanlış dediğinde 5 ve 4 benim şifremin içinde bulunmak zorunda. Bir aşağı iniyorum. Yine 5 ve 4 var. Burada da yine en az 2 tane sayımın doğru olması lazım ama bir sayı doğru diyor. Bulunduğu yer de hatta doğru. Dolayısıyla bu bir çelişki. Yani 9 şifremin içerisinde bulunmak zorunda arkadaşlar. Rakamlarımdan birini buldum. 9. Sayılarımı yazıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Şimdi 879 dediğimde bir sayı doğru, yeri yanlış diyor. 3 basamak çiziyorum. Yani 9 var ama burada olamaz. Diğer ikisi de olmayacak demektir. Yani 8 ve 7'yi eliyorum arkadaşlar. Şifremin içerisinde bu rakamlar yok. Benzer şekilde burada hiçbir sayı doğru değil diyor 317 için. Yani 3 ve 1 de olmayacak benim şifremin içerisinde. Devam ediyorum arkadaşlar. Şimdi 9 varsa arkadaşlar burada 2 sayı doğru diyor, yerleri yanlış diyor. Yani 5 ve 4'ten biri daha olmak zorunda. Ve yerleri yanlış diyor. Yani ikisinin de yeri yanlış diyor. Dolayısıyla 9'un yeri yanlış. 9 onlar basamağında değil. Yani 9 burada da olmayacak arkadaşlar. Dolayısıyla 9'un yerini bulmuş olduk. 9 birler basamağında, pardon, yüzler basamağında olmalıdır. Şifremizin yüzler basamağı 9. Şimdi 475'e alınan ipucu ise bir sayı ve bulunduğu yer doğru diyor. Bu doğru 4'ten dolayı olamaz. Yani 4 veya 5'ten biri şifremin içerisinde var demiştik az önce. Bu 4 olamaz. Çünkü yüzler basamağında 9 var. 4'ü siliyorum. 7 zaten olmayacaktı. 7 olmadığını biliyorum en üstteki sayıdan dolayı. Dolayısıyla doğru olan sayı 5'tir arkadaşlar. Yeri de doğru diyor. Yani birler basamağı 5 olacak arkadaşlar sayımızın. 3, 1, 7 yoktu. Silmiştim onları zaten. 436'da şimdi 3'ün olmadığını biliyorum. 4'ün olmadığını da şuradan çıkarmıştım. Diğer sayımız da dolayısıyla 6'dır. Yeri de yanlış diyor zaten. Evet, 6'nın gelebileceği yer zaten onlar basamağı arkadaşlar. Dolayısıyla tabletimizin şifresi 965'tir. Doğru cevap E seçeneği olmalıdır. Çift rakamlar aşağıdaki dairelere yazılacak. Yukarıdan aşağı ve soldan sağa sayıların toplamı eşit olacak arkadaşlar. Bu kurallara uygun yazım yapıldığında yeşil daireye yazılabilecek sayıların toplamı kaç olur diye soruluyor. Şimdi tahmin ve kontrole geçmeden önce matematiksel bir eşitlik bulmaya çalışalım. X, Y, Z diyorum. Şu iki daireye de A, B diyorum. İstenen X, Y, Z toplamıyla A, Y, B toplamının eşit olması. Y'leri buradan siliyorum arkadaşlar. X artı Z A artı B'ye eşit olmak zorunda.
Yani istenen koşulda yerleşim sağlayabilmem için X ile Z'nin toplamı, A ile B'nin toplamına eşit olmak zorunda arkadaşlar. Şimdi ortaya yazacağım sayıyı deniyorum. Tahmin ve kontrollerde bulunuyorum. Eğer ortaya yazdığım sayı sıfırsa geriye kalan sayıların toplamı 20'dir. Dolayısıyla şu ikisinin toplamı 10, yani X ile Z'nin toplamı 10, 20'nin yarısı tabii ki. A ile B'nin toplamı da 10 olmalı. Yani 8'e 2, 6'ya 4 uygun bir seçim oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yeşil daireye 0 gelebiliyor. Ortaya 2'yi yazdığımızı düşünelim arkadaşlar. 2 dışındaki sayıların toplamı 18. 18'i 2'ye bölüyorum. 9. Yani X ile Z'nin toplamı 9 olacak. Ama iki çift sayının toplamı 9 olamaz. Yani buradaki herhangi iki sayının toplamı 9 olamaz. Dolayısıyla ortaya 2'yi yazamıyorum arkadaşlar. 4 yazdığımızı düşünelim. 4 yazdığımda geriye kalan sayıların toplamı 16. Yani 8 ve 8 olacak şekilde sayılar bulmam gerekiyor. 8'e 0, 6'ya 2 diyebilirim arkadaşlar. Yani ortaya 4 sayısı yazılabiliyor, 0 sayısı yazılabiliyor. 6'yı deniyorum arkadaşlar. Ortaya 6 yazdığımda geriye kalan sayıların toplamı 14. 14'ü 2'ye bölüyorum, 7. Yani X ile Z'nin toplamı 7 olacak. A ile B'nin toplamı 7 olacak. Ancak çift sayı olduğundan bu mümkün değil arkadaşlar. Son olarak 8'e bakalım. Ortaya 8 sayısını yazdığımızda geriye kalan sayıların toplamı 12 olacaktır. 12'yi 2'ye böldüğümde 6. Yani 4'e 2, 6'ya 0 uygun bir yerleşim oluyor arkadaşlar. Dolayısıyla yeşil daireye 0, 4 ve 8 sayılarını yazabiliyorum. Bu sayıların toplamı 12 oluyor. Doğru cevabımız B seçeneğidir. 7 ve 8. sorumuzla ilişkili olan bağlama bakalım. Ayşe ve Begüm'ün 9'ar tane kartı var. Bu kartlar renkli ve birden 9'a kadar numaralandırılmış bir şekilde. Ve bu kartları ters çeviriyorlar ve birer kart seçiyorlar arkadaşlar. Seçim sonucunda aynı sayıyı seçmişlerse oyun berabere bitiyor arkadaşlar. Oyunculardan en az biri mor renkli kartı seçmişse büyük sayıyı seçen oyuncu kazanıyor. Yani seçilen kartlardan bir tanesi morsa büyüğü seçen kazanıyor. Oyunculardan hiçbiri mor renkli kart seçmemişse, yani ikisi de mavi ise aslında, iki mavi diyelim. Küçük sayılı kartı seçen oyuncu oyunu kazanıyor. Yani ikisi de mavi ise seçilen kartlardan küçüğü seçen oyunu kazanmış oluyor arkadaşlar. 7. örneğimize bakalım. Ayşe 4 numaralı kartı seçtiğinde Begüm kaç numaralı kartı seçerse oyunu kazanır. Şimdi Ayşe 4 numaralı kartı seçerse diyor, mavi 4'ü seçmiş demektir arkadaşlar. Mavi 4. Şimdi mavi dediğimizde ikisi de mavi ise küçük olan kazanıyordu. Yani Begüm'ün kazanması için arkadaşlar yine 4'ten küçük mavi renkli bir kart seçebilir veya 4'ten büyük mor renkli bir kart seçebilir. Bakıyorum 4'ten küçük mavi renk kart var mı? Evet, bir var arkadaşlar. Dolayısıyla mavi biri seçtiğinde Begüm, mavi renkli bir kartını seçtiğinde küçük olan kazandığı için oyunu kazanabilir. Doğru cevabımız A seçeneğidir. Begüm mor kart seçtiğinde ne olur? Ona bakalım arkadaşlar. Oyunu kazanabilmesi için Begüm'ün arkadaşlar 4 numaralı mavi karttan büyük mor renkli bir kart seçmeli. 4'ten büyük mor renkli kartlarımız ise 5 ve 7 var arkadaşlar. Ancak seçeneklerde olmadığı için cevabımız mavi 1 diyoruz. A seçeneği diyoruz arkadaşlar. Aynı bağlamla ilişkili diğer örneğimize bakalım. İlk oyuncu aşağıdaki kartlardan hangisini seçerse oyunu kazanma şansı daha yüksek olur diye soruluyor. Yani her bir seçenekte ilk oyuncunun kazanabildiği durumların sayısını tespit edip kıyaslama yapacağız arkadaşlar. Seçeneklerdeki kart numaralarını yazalım. 1, 5, 7, 8 ve 9. 1 dediğimiz arkadaşlar mavi renkli bir kart. Yani mavi 1 numaralı kartı ilk oyuncu seçtiğinde. İkinci oyuncu da mavi ise eğer arkadaşlar küçük olan kazanıyordu. Hatırlayın, ikisi de mavi ise. Dolayısıyla rakip oyuncu mavi renkli 4, 6, 8, 9 kartlarını seçtiğinde 4, 6, 8, 9 kartlarını seçtiğinde ilk oyuncu kazanır. İkinci oyuncu mor seçtiğinde 2, 3, 5 ve 7'den birini seçecektir. Ama mor olduğunda büyük olan kazandığı için ilk oyuncu kaybedecektir. Yani ilk oyuncunun mavi bir durumunda kazanma halleri 4 tanedir arkadaşlar. 5'e bakalım. 5 mor bir kart. Yani mor 5 diyorum.
En az bir tane mor varsa büyük seçen kazanıyordu arkadaşlar. Dolayısıyla 5'ten küçük rakip 5'ten küçük herhangi bir kartı seçtiğinde ilk oyuncu kazanacaktır. Yani 4, 3, 2, 1. Yine 4 durum var. İlk oyuncunun oyunu kazandığı. 7'ye bakalım. 7 yine mor renkli bir kartımız. Mor 7 diyorum. Benzer şekilde rakip bundan küçük bir değerli kart seçtiğinde ilk oyuncu oyunu kazanacaktır. 6 durum var. 8 için bakalım arkadaşlar. 8 numaralı kartım mavi. Yani mavi 8 diyorum. Şimdi rakip mavi seçmişse küçük olan kazanıyordu. Dolayısıyla rakip 9 numaralı mavi kartı seçtiğinde ilk oyuncu kazanır. Ancak rakip mor renkli bir kart seçtiğinde büyük olan kazanıyordu. Yani 8 numaralı karttan küçük ancak mor olan kartlar seçildiğinde de ilk oyuncu kazanır. Yani 7, 5, 3, 2. 7, 5, 3, 2. Bu durumlarda arkadaşlar yine ilk oyuncu oyunu kazanıyor. 5 durum var. Son durum 9'a bakalım. 9 yine mavi renkli bir kart. Mavi 9. Şimdi mavi 9 seçtiğinde rakip mavi seçtiğinde ilk oyuncu küçükse kazanıyordu. 9'dan küçük bir mavi yok. Dolayısıyla morlara bakacağım. İlk oyuncu mavi 9 seçtiğinde rakibi 9'dan küçük olan morları seçtiğinde oyunu kazanabilir. 9'dan küçük mor renkli kartlarım ise 7, 5, 7, 5, 3, 2 arkadaşlar 4 durum var. Dolayısıyla arkadaşlar kazanma şansımızın en yüksek olduğu seçenek 7'dir. Yani burada 6 durumda kazanabiliyordu. Diğerlerinde 4 ve 5 olarak değişiyor. Doğru cevabımız C seçeneğidir. Bir sonraki bölümün soru çözümlerinde görüşmek üzere. Hoşça kalın arkadaşlar.